Mesleğim e, lise edebiyat öğretmenliği. Küçük yaşlarda ahşap ve su kabağına nasıl e, ilgi duyduğumu anlatmak amacıyla iki amcamın marangoz olması, iki amcamın da ayrı ayrı atölyelerinin olması, benim yaz aylarında onların yanında çıraklık yapmamla başladı ahşaba ilgim. Emekli olduktan sonra e, biraz bu işe ilgi duymaya başladım. Özellikle pandemi başladığı zaman dışarı çıkamamamın verdiği sıkıntı evimin balkonunu atelye haline getirmeme neden oldu. Bilgisayar ortamında, internet ortamında bu işle ilgili araştırmalar yaptım. Kimlerden ne öğrenebilirim, ne satın alabilirim, nasıl yapabilirim diye araştırdım. Ve yeterli kaynaklara ulaştım. Kendime küçük bir atölye kurdum. Yaptıkça el becerim biraz daha gelişti. İkinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü yaptıkça biraz daha iyi yapmaya başladım. Ve daha iyisini yapmaya başladıkça keyif almaya başladım. Ve bu hobimi evimin balkonunda sürdürüyorum. Hiç ticari bir düşüncem yoktu aslında. Mesela ben 50'nin üstünde araba modeli yaptım. Oyuncak araba modeli yaptım. Sadece kendi zevkimi tatmin etmek için yaptım. E, oyuncak şeklinde yaptım. Böyle su kabakları yaptım. Eşe dosta hediye ettim. 8-10 tane de belki de daha fazla. Su kabaklarını abajur avize, çalışma masası, lambası gibi şeyler yaparak eşe dosta hediye ettim. Günün birinde Kapaklı Belediyesi'nin bir e, aktivitesinde el becerilerini yapanların sattıkları standlar açıldığını duydum. Oraya beni de davet ettiler. Ben de ürünlerimi, elimde ne varsa, oyuncak arabalarımı, işte e, kabaklarımı, bastonlarımı, ne yaptıysam o güne kadar sergilemek amacıyla, insanların ahşaptan neler yapıldığını görmeleri amacıyla açtığım stantta sergiledim. Ama ummadığım, hiç beklemediğim bir yoğun ilgiyle karşılaştım. Üç günlük Satış süresinde elimden o zamana kadar ürettiğim bütün ürünlerin tamamına yakını satıldı. Satılınca <laughs> bu işlerden e, ufak da olsa yaptığım harcamaları karşıladım. E, belli bir e, ufak bir gelir de elde etmiş olduk. Hayvan motiflerini de işlevsel hale getirip kağıt tutacakları haline getiriyorum. Böylece çeşitli objeler üretmiş oluyoruz. Bu arada uzunca bir müddet baharat kaşıkları yapmayı da denedim. Çok sayıda baharat kaşığı da yaptım. Kaşık üretimini de gerçekleştirdim. Bu mahallemizde olan bütün çocuklara kılıçlar yaptım, tabancalar yaptım. Onların oynayacakları pek çok oyuncak yaptım. Bütün çocuklara oyuncak yaparak verdim. Hobimi bu şekilde hem eğlenmek hem ufak da olsa bir gelir etmek maksadıyla halen sürdürüyor.